Herkese merhaba. Eski ama benim çok sevdiğim ve uzun süre oynadığım bir kamyon tır simülasyonu var elimizde. Rig and Roll. Uzun bir aradan sonra yeniden başladım. Yeni kariyere başladım. Eski seviyeler kaybolmuş. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Haydi başlıyoruz. Evet, önünü bırakmayı unutmuşuz. Daha sıfır yeni. Oyun Euro Truck gibi değil. Bir hikayesi var. Bir senaryo içerisinde koşturuyoruz. Bu arada güzel Amerikan tırlarla da deneme şansı elde ediyoruz. Şimdi ilk görevimiz, ilk işimiz daha doğrusu, ilk yükümüzü alacağız. Çalışacağımız yerler şu yeşil işaretli yerler. Diğer yerlerde ya ofisimiz yok ya da başka bir yerin yeri var, tam bilmiyorum. Los Angeles, Santa Barbara şu an için bize uygun olabilir. Bu olmuyor biraz bu. Evet. Majore, Bakersfield, şu önerilmiş. Neyse. Bir Santa Barbara. Başka var mı Santa Barbara? Astık, burada dosyanın şeklini görüyoruz. Santa Barbara'ya kola götürelim mi? Haydi götürelim. Bizim bir şirketimiz var. Rakip olarak 3 ayrı şirket daha var. Bunlardan bir tanesi tam bir pislik. Rıza Baba'nın dediği gibi. Onlarla yarışıyoruz, mücadele ediyoruz. Zaten oyun içindeki senaryoda onlar karşımıza çıkacak, göreceksiniz. Santa Barbara'ya bu taraftan gidiyoruz. Şu solda haritada yeşil bilgisayar monitörü gibi gözüken yer ofisimiz. Şimdilik bir ofisimiz var. Oxnard şehrinde. Parayı buldukça genişleteceğiz. Yeni ofisler açacağız. Yeni tırlar alacağız. Şoförler alacağız. Falan. Böyle bir şey. Standart hikayenin başına otomatik geliyor. Şimdi you are 3 of 4 diyor ya. Yani İngilizce yarısı. Türkçe söylüyorum. 4 kişi arasında 3.'müşüz. Bu haritadaki mavi üçgenler her biri ayrı bir truck, kamyon, tır. Şimdi şunu geçeceğiz, ikinci olacağız. Sonra lideri yakalamaya çalışacağız. Aman deviriyorduk. Kamyonu deviriyorduk. Bu arada
Kamyon iyiymiş ya, iyi gidiyor. Unutmuşum yani. You are second dedi yani, ikincisin şu anda dedi. İşte böyle. Önce gelenin kazancı daha yüksek oluyor. Yani kaybetsek ne olur derseniz, bir şey olduğunu daha az kazanıyoruz. Şimdi Eurotrack gibi sürmeyelim bunu. Biraz devrilme riskimiz var. Çok eski bir oyun. 2010'larda falan oynamışım galiba. En son ben geçen YouTube kanalımda videolara baktım da. Ama 10 numara bir oyun, reklamı yok. Olmadı zamanında. Pek bilen olmadığı için fazla yayılmadı. İkincisi, üçüncüsü bekleniyor bu oyunun. Ama Eurotrack geliştiricileri transfer ettiler. Bu oyunu yapan firmanın önemli elemanlarına bu oyunla ilgili. Dolayısıyla öylece kalıyor. Klavyeden biraz zor oluyor. Bu kadar berbat kullanmamızın yegane sebebi bu. Alışık değilim. Ben direksiyonla oynamıştım da. Daha yeni başlıyoruz ama geliştireceğiz tabii. Şuradan önce giren kazanır. Şu teslimat bölgesinin giriş kapısına ilk giren birinci olur. Biz birinci olduk da arabaya verdiğimiz hasar, kargoya verdiğimiz hasar. Bu araba böyle kullanılmaz, hemen yaptırmamız lazım. 8,5 falan alacağımız ücret. Bakalım ne kadar kesecekler. Yani bu kadar yaptığımıza değdi mi? Şimdi arabaya bak. Fazla kesmemiş ya. 200 lira falan kesmemiş. Okay. Şimdi Oxnard'a bir az türbün. Niye o kadar az? Şuradan şey de yapabiliriz. Competition, yarış ne oluyor? Ha, o yüzden azmış bu. Tamam, yarış olmasın ya. Sakin sakin gidelim de yolda tamirhaneye uğrayıp. Hem tamirhane işi nasıl oluyor? Upgrade nasıl oluyor? Onu da görmüş oluruz. Tamir işi nasıl oluyor? Onu da bir görmüş oluruz. Yalnız işte şöyle bir şey var. Mümkün olan en yüksek fiyatlarla gidip gelmemiz gerekiyor. Çünkü bahsetmiştim ya başta. Rakip firmalar var. Onları geçmemiz gerekiyor. O bir pislik bir firma var. Mafya vari işleri de var. Karanlık işleri de yapıyorlar. Onlarla mücadele edebilmemiz için, zengin olmamız lazım.
ofis açmamız, yeni tırlar almamız, şoförler almamız ve hızla büyümemiz lazım. Polis amcalardan kurtulma şansınız yok. Şehir değiştirmediğiniz sürece bu sinir bozucu siren sesini duyarsınız. Şu an bir gel 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 gel. Kes cezanı da kurtulalım. Kaç para? 349 dolarlık ceza için 3000 liralık benzin yaktım ya. 346. Geldi kurtulduk. İşte böyle. Şuradan çıkalım, tamirhane açıksa bakalım hasarımız neymiş. Yavaş devirmeyelim. Tamirhane solda mıydı? Gerçi burası çıkış tane. Ha, hatırladım. Burada tamirhanenin çıkışı şu büyük kapılar. Şuradan şöyle sağa yanaşacağız. Benzinimiz de azalmış. Enter yaptık, içeri alacak. Burada bir sinema tık var da. Geldi. Eleman bizi tanıyor tabii ki. Bakalım prensesimize dedi. Toplam 231 sıfırlıyorsa şey. Frenli hasar varmış efendim. Tekerleri gövde parçalarında. Ondan sonra burada işte detayı hangi parçaların neyin olduğu. Şuraya geçiyoruz. Upgrade dediği işte. Dış parçalar. Şöyle tıkladığımızda şeklini görüyoruz. Kabin. Falan filan. Bunlara hep bakacağız zamanla. Şimdi geçelim. Performansta motor var. Ekstra tank alalım ya. Paramız varsa alayım ekstra tank. Bu önemli parça, hatırladım. Süspansiyon, bu da hassas yükleri taşımada iyi oluyor. Buralara şimdi girmeyelim, şey almamız lazım. Cruise kontrol yokmuş, bak sonradan takılıyormuş. Ofis açmamız lazım. Şurada da dış boyalar falan. İşte falan filan. Şöyle görebiliyorsunuz. Gibi. Araba sıfırlandı.
götürüp mala teslim edelim. Bu bölümü sonlandıralım. Geldik. Teslim ediyoruz. Bu bölüm bu kadar olsun arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.